T24'e hoş geldiniz. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre. Yunus Bey hoş geldiniz hoş yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yeni bir kitap yayınladınız. Kökler, CHP, Devamlılık ve Değişim diye. Evet. Hem rahat okunan bir kitap. CHP'nin tarihi var, bugünkü siyasi tartışmalar var, zaman zaman eleştiriler var ve bir gelecek var. Birkaç noktada sizinle kitap üzerinden ve siyasi üzerinden konuşmak istiyorum. Kitabın girişinde bugün Türkiye dört veçeli bir krizin peçesinde diye yazmışsınız. Yönetim, ekonomi, dış politika ve bilgi krizi. Özellikle bilgi krizi bizim medyayla da ilgili bir konu olduğu için o da önemli. Bunların her biri için aslında Cumhuriyet Halk Partisi artık özellikle son seçimlerde gözüktü ki proje üretebilen ve ümit olabilen bir parti haline geldi. Ama tabii bunun bir de geçiş süreçleri de var. Oradan da konuşacağız. Ve ben direkt aslında konuyu çok geçen gün tartışılmaya başlanan bir noktadan Kürtler konusunu araştırmak istiyorum. Siz bu konuda bir noktanız var. Diyorsunuz ki Kürtler noktasında, Kürt konusu noktasında eşitlik ve yurttaşlık kavramları üzerinden bir çözüme gidilebilir diyorsunuz. Bu eşitlik ve yurttaşlık kavramlarını bir konuşarak başlayalım istiyorum. Tabii. Şöyle bizim yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir tarihimiz var ve CHP'lilerin bu tarih içerisinde geliştirdiği bir fikriyat var. Evet. Bu bir ölçüde tabii hem bu toprakların mücadelelerinden, gelişmelerinden kökenini alıyor bir yanıyla. Bir yanıyla da insanlığın da bir demokratikleşme, çağdaşlaşma mücadelesi var. Oradan da köklerini alıyor. Şimdi bu bakımdan biz cumhuriyetçi bir parti olarak ve Türkiye'de çok önemli bir reform, değişim hareketini temsil eden bir parti olarak bu konuyu gündeme getiriyoruz. Yani cumhuriyetçiliğin özü ayrımın olmaması, insanların eşit olması. Yani bir takım insanların daha fazla haklara sahip olduğu, imtiyazlara sahip olduğu bir düzenin kabul edilmemesi. Yani bu bakımdan işte düşünün bir takım feodal ayrıcalıkların, soyluluğun problem haline getirildiği, bu ayrıcalıkların ortadan kaldırılma mücadelesinin işin kökeninde olduğu bir fikriyattan bahsediyoruz. Şimdi bu noktadan hareket ettiğinizde ve Türkiye'deki Kürt meselesine baktığınızda şöyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. Yani Türkiye'deki Kürt sorununun özü aslında bir yanıyla ayrımcılık ve dışlanma. Yani günümüzün çok önemli bir tartışması toplumsal dışlanma. Dışlanma durumu. Tabii burada eşitlik kavramı ve onu bir hukuki statüye taşıyacak olan yurttaşlık kavramı öne çıkıyor. Yani bir ülkedeki bir temel sorunun kökeninde eşitsizlik varsa, ayrımcılık varsa, insanların dışlanması varsa ve toplumun talebi, Türkiye'de Kürtlerin talebi Kürt kimliğini yaşamak, o kimliği geliştirmek, o kimliği yaşamaya dönük engellerin ortadan kaldırılması. Ama belki hepsinden daha önemlisi toplumsal yaşama bir eşit yurttaş olarak katılmanın önündeki engellerin kaldırılması. Ekonomide, siyasette, toplumsal hayatta. Şimdi bunları not ettiğiniz zaman İşte önümüzde bir manzara çıkıyor. Yani CHP'nin fikriyatı ta Atatürk'ten günümüze, belki ondan da önceye götürerek, yani Osmanlı Türk modernleşmesinin kökeninde yer alan bir takım temel kavramlar, bunlar bugün işimize yarayabilen kavramlar, yarayabilir kavramlar bu sorunun çözülmesi bakımından. Yine dikkat ederseniz burada, yani kitapta da ele almaya çalıştım. Bana AK Parti MHP bloğunun buna karşılık HDP ya da işte genel olarak geçmişte de başka Kürt partileri vardı. Bu iki fikriyatın ortaya koyduğu anlayış sorunlu geliyor. Yani burada şöyle çok kabaca özetleyeceğim tabii ama yani AK Parti MHP bloğu Türkiye'nin iki meselesi bir arada var. Yani bir yandan terör sorunu var, bir yandan da bu kimlik meselesi, Kürt meselesi var. Bu ikisini aynı sepete koyarak ve milyonlarca yurttaşımızı bir güvenlik sorunu gibi ele alarak meseleye yaklaşıyor. Buradan Türkiye'nin çıkması mümkün değil. Geçmişte bu yollar çok denendi ve ne sonuçlar yarattığını da gördük. Diğer taraftan eşitlik kavramını yurttaşların eşitliği olarak ele almadan topyekün Türkiye'de yaşayan bütün Kürtleri tek bir yani yine tekçi bir anlayış orada da var, ona işaret etmeye çalışıyorum. Tek bir kimlik olarak ele alarak ve eşit yurttaşlığı değil de
Türkiye'de farklı uluslar var ve bunları eşit ele almanız gerekir diye bir dayatmayı da ben doğru bulmuyorum. Yani günün sonunda dünyadaki modernleşme örnekleri belli, uluslaşma deneyimleri belli ve Türkiye'de temel mesele yurttaşların eşitliğini sağlamak. O bakımdan biz bunların dışında, bu iki yaklaşımın dışında HDP'nin ve karşısında AKP'nin öne sürdüğü yaklaşımların dışında başka bir yolu seçmenlerin önüne koyarız, koymalıyız, koyuyoruz ve bu Türkiye'de hem sorunun çözülmesine katkı sağlar toplumsal sorunların şiddet olmadan, çatışma olmadan çözülmesi önemli mesele günümüzde, en azından öyle. O bakımdan hani Türkiye'ye de bir ferahlık sağlayacak bir yol olduğu için bunu söyledim. Bir üçüncü yol olarak asasını bunu tarif ediyorsunuz. Burada tabii şunu sormak lazım. Tabii yurttaşlık derken, eşitlik derken Habermas'ın tarif ettiği gibi bir anayasal yurttaşlık tarzı bir şeyden bahsediyoruz şu anda. Şimdi bu tabii çok haklısınız. Özellikle Almanya'da çok gündeme gelen bir tartışmaydı. Evet. Anayasal yurtseverlik ve anayasal yurttaşlık tartışması. Şimdi burada şu haklısınız, şöyle bir şey tarif ediliyor. Yani bir defa anayasa ülkedeki demokratik hayatı garanti altına alan bir metin olacak. Ve o anayasanın özünde yer alan ilkelere bağlılık olacak. Bu çok önemli. Bu sadece tabii Almanya örneği bakımından önemli değil. Avrupa'daki çatışmaların çözülmesi ve Avrupa'nın bir barış ve kalkınma adası haline gelmesi için de önemli. Hatırlayın, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa Konseyi diye bir organ kuruldu 1948'de. Şimdi nedir Avrupa Konseyi'nin temeli? Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları. Şimdi dendi ki artık Avrupalılık bir coğrafi terim, Hristiyan uygarlığının özü falan filan değildi artık kardeşim dendi. Dendi ki Avrupalılık artık bu ilkelerdir. Demokrasidir, insan haklarıdır ve hukukun üstünlüğüdür. Bunu kabul eden Avrupalıdır. Ve biz meselemizi, sorunlarımızı Avrupa'da böyle çözeceğiz dediler. Şimdi buradan hareket ettiğiniz zaman yeni bir pencere önünüzde açılıyor. Yani dışlayan, yurttaşlara anayasayı, sistemin özünü kapatan bir yaklaşım yerine açan, yani yurttaşlara o ilkeleri sahiplenme kapısını açan bir yaklaşım var. Bu çok doğru. Türkiye'de tabii bu ilkeleri tartışmak lazım. Ancak şuna da bir dikkat etmek lazım. Yani bir ortak kimliğimiz var. Bu ortak kimliği de tahrip etmemek lazım. Yani bu iki meseleyi bir arada ele almak lazım. Yani Türkiye'de bakın biz bazı konularda sentezler yarattık Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Mesela Türkiye'de sol akımlar özellikle Bolşevik devriminden sonra bir gelişme gösterdi. Bir dönem daha öne çıktı, bir dönem daha geriye geldi. Buna karşılık Atatürkçülük, Kemalizm bizim partimizin kökeninde yer alan bir anlayış olarak. Bakın biz bunları 60'lı yıllarda sentezledik. Bugün Türkiye'de kendini solcu görüp bir yanıyla çağdaşlaşmayla Atatürkçülükle sorun olan bir yurttaşımız yok. Tersi de yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi öyle ya da böyle Kemalizm ilkeleriyle evrensel sol değerleri sentezleme başarısını gösterdi. Bu önemli. Diğer taraftan Türkiye'de bugün AKP'nin bütün baskılarına, İslamcı akımların Türkiye'deki bütün toplumu ayrıştıran, kutuplaştıran girişimlerine rağmen demokrasiyle, insan haklarıyla Müslümanlığın bir arada olacağı bir örneğin mümkün olduğunu bütün dünyaya gösteren bir Türkiye deneyimi var. Beğenin beğenmeyin. 100 yıllık böyle bir deneyim var. Bunu da başardık biz. Yani demokrasi, insan hakları anlayışıyla dinimizin ilkeleri arasında bir çelişme olmayacağını, bunun mümkün olduğunu, böyle bir sentezin olabileceğini gösterdik. Şimdi, peki son 5 yıl hariç diye, çünkü tabii, demokrasi, insan hakları hani... Tabii haklısınız. Yani onu başta lazım. Söyledim. Evet. AKP'nin ve Türkiye'deki İslamcı zihniyetin bu zararını not etmek lazım. Evet. Haklısınız, doğru. Şimdi bir üçüncü sentezi de gündeme almak lazım. O da ortak kimliğimizle farklı kökenlerin, farklı kimliklerin çatışmasına gerek yoktur kardeşim. Bunlar da bir arada bulunabilirler. Bu ortak kimliği tahrip etmeden olabilir. Bunu bir yeni sentez olarak Türkiye'nin gündemine almak lazım. Bu Türkiye'de ulusal bütünlüğe zarar veren bir şey değil. Aksine ulusal bütünlüğü zenginleştiren bir şey. Yani Türkiye'de öyle tartışmalarla karşılaşıyoruz ki belli konular, bakın çok Türkiye'ye özel konular. Örneğin Zaza kimliğini düşünün. Yani Zazalık Türkiye'ye özgü bir şey. Türkiye'nin bir zenginliği. Ya da bir dini kimlik olarak
mezhep kimliği olarak Aleviliği düşünün. Yani Türkiye dışında da çok belki minör örnekleri var ama o da Anadolu Aleviliği çok Türkiye'ye özgü bir şey. Bunları şunun için söylüyorum. Siz devlet olarak bunları bir zenginlik olarak görmelisiniz. Bir insanlık mirası olarak görmelisiniz. Bunların yaşanması Türkiye'deki ulusal kimliğe bir tehdit değildir. Bunların özgürce yaşanması ulusal kimliği zenginleştirir. Özetle yani biz bu türden inanışlar ya da farklı etnik kimlikler bunları bir sorun, bir güvenlik sorunu görmek yerine bir kültür mirası, bir insanlık mirası olarak görmeliyiz. Bunların yaşanmasının, bunların geliştirilmesine dönük gayretlerin engellenmesi doğru değil. Bunların yaşanması ve geliştirilmesiyle ilgili toplumun talepleri de, bu da çok kritik, bir demokratik ortam içerisinde ele alınabilmeli. Sizin ilk işaret ettiğiniz yine konuya ulaşıyoruz burada. Bütün meselelerin özünde Türkiye'deki topyekun bir demokratikleşme sorunu var. Evet. Yani bu gerçekleştiği zaman demokratikleşme sorunu ciddiyetle ele alınıp Türkiye'de toplumsal ortam demokratikleştiği zaman bu türden taleplerin uygulamaya konması mümkün olacak. Son olarak şunu da hatırlatayım. Yani bizim hatırlayacaksınız AK Parti'nin bir dönemki açılım politikasına ilişkin eleştirimizin de özünde bu var. Yani meseleyi bir Ankara-Diyarbakır gerilimi, Ankara-Diyarbakır kutuplaşması ve oradan onun çözümü bakımından da bir müzakeresi gibi ele almak doğru değil. Yani çünkü Türkiye çok renkli bir ülke. Çok farklı anlayışlar var, çok farklı kimlikler var. Bu türden bir kutuplaşma Türkiye'nin bütünlüğüne hizmet eden bir yaklaşım tarzı da değil. O bakımdan yani netice itibariyle Ankara, Diyarbakır dışında da bizim şehirlerimiz var. Orada da hassasiyetler var. Onlara da dikkat almak gerekiyor. Şimdi ortak kimliği çok tabii konuşuyoruz. Bir süre, bir dönem Türkiye'de de tartışıldı. Yani Türkiye'deki ortak kimlik Türklük müdür? Neden bunu özellikle soruyorum? Anayasada çünkü biliyorsunuz hani Türk milleti diye başlayan bir nokta var ki doğal olarak bu ortak kimliğin altının herkes, bütün kimliklerin temsil edildiği bir cumhuriyetten bahsettiğiniz zaman dönüp insanlar tabii şunu da soruyorlar. Anayasada Türk milleti diye başlıyor. Evet. Bu konudaki CHP'nin sizin durduğunuz nokta nedir? Şimdi tabii dünyada bu türden devlet oluşumu ve ulus oluşumu süreçlerini incelediğiniz zaman farklı deneyimler var. Evet. Şimdi Alman deneyimi bildiğiniz gibi daha çok soyla ilgili. Evet. Yani Almanya'daki yurttaşlık kanununun kökeni de böyledir. Ama bizimki biliyorsunuz Türkiye'deki durum pek ona benzemiyor. Hı hı. Türkiye'deki durum belki bir ölçüde Fransa'daki duruma benzetilebilir. Fransa'da Fransız ihtilali olduğu zaman günümüz Fransızcasını konuşanların oranı kabaca 1/4 belki 1/3 düzeyinde. Yerel diller var. Bir dolu yerel dil var, bir dolu yerel anlayış var. Ve Fransız kimliği aslında zorunlu askerlik, kamusal eğitim, bir takım yayıncılık faaliyetleri, günlük gazeteler, dergiler. Bunların yaygınlaşmasıyla birlikte bir Fransız kimliği oluşuyor ve o yerel diller bir ölçüde kayboluyor, bir ölçüde korunuyor ama hemen herkes Fransızca öğreniyor ve Fransız kimliği böyle oluşuyor. Şimdi Türkiye'deki durum belki bir ölçüde buna benzetilebilir. Yani Türkiye'deki hadise gerek Osmanlı modernleşmesinde, gerek Cumhuriyet döneminde bir şekilde ırka dayalı ya da etnik kökene dayalı bir tanımlama değil. Bunu görmek lazım. Yani buradaki hadise, Türkiye'deki hadise, Türklük diye tarif ettiğimiz ya da anayasada yazdığında söylediğiniz meselenin özü aslında yurttaşlıktır. Bunu görmek lazım. Yani oradaki tanımlamayı siz etnik köken olarak ele alırsanız yanılırsınız. Atatürk'ün de Cumhuriyeti kuran kimselerin de yaklaşım tarzı bu değildir. Bakın biz Orta Doğu'dan, Kafkaslardan, Balkanlardan gelen milyonlarca insanın Anadolu'da bir arada yaşamayı başardığı bir deneyimin içinden konuşuyoruz. Burası çok önemli. Yani Cumhuriyet kurulduğunda bizim nüfusumuz Murat Bey 12 milyon. Bunun yarısı önemli ölçüde bir takım hastalıklarla falan boğuşuyor. Bir dolu başka diller konuşuluyor. Bir dolu başka kökenler var. Bunun içerisinden Cumhuriyet Atatürk'ün başarısı bir ulusu yaratmak. Ve bir ulusal kimliği yaratmak, bir ortak kimliği yaratmak. Bu bizim zenginliğimizdir, bu bizim başarımızdır. Bunu bizim gibi dünyada başarabilmiş de çok az ulus vardır. O bakımdan meseleyi böyle ele almak gerekti. Yani Türkiye'deki deneyimi bir ölçüde Almanya gibi ya da kıta Avrupa'sındaki başka örnekler gibi etnik kökene, soya ilişkin bir tartışma olarak düşünmemek lazım. O yüzden Türkiye'deki yurttaşlığın da özü hukuki bağdır. Yani devletle birey arasındaki hukuki bağdır. Türkiye'deki yurttaşlığın özü budur. Yurttaşlığın Türkiye'deki tanımı da budur. Şimdi buradan hareket ettiğiniz zaman yeni bir kapı önümüze açılıyor. İşte o kapı bizim Cumhuriyetçi bir parti olarak fikriyatımızın özüdür.
O da yurttaşların eşit olması, eşitliğin gerçek olması, onun öndeki engellerin kaldırılması, bunun için mücadele edilmesidir. Çünkü bir süre evvel Şirin Payzın'a Livaneli bir röportaj vermişti, TM4'te yayınladık. Türk milleti yerine Türkiye'lilik konuşulabilir diye bir şey söylemişti ve çok açısı ciddi bir tartışma yaratmıştı bu nokta. O yüzden de size biraz konuyu sormaya çalıştım. Tabii bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitapla da siz bunun eleştirisini, öz eleştirisini, çünkü siz aynı zamanda partinin yöneticisisiniz, yapmışsınız ve bu Kürt sorununa biraz bir dönem uzak kaldı. Evet, evet. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Yani ve ulusalcılık denen, ulusal sol denilen noktada biraz daha fazla yoğunlaşan bir tutum almıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Ama şimdi bir değişimi başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakikaten burada bir ciddi bir şey de oldu, katkısı da oldu. 31 Mart diye tarif edilse bile daha evveli de var bunun. Nasıl bu noktaya gelindi? Yani bir 1991 deneyiminden bahsediyorsunuz siz. Evet. Nedir o deneyim? SHP'nin Kürt raporu. O dönem birinci ve ikinci parti olması, arka arka iki seçimde, 91'de de oylarında üçüncü partiye gelmesi, orayı da hep Kürt sorununa biz biraz ağırlık verdik diye okuması diye, evet, belki. Evet. Nasıl bu çember kırıldı? Yani ne değişti CHP'de? Tabii. Şimdi tabii bir noktayı açıklamak lazım. O da şu. 12 Eylül'ün Türkiye'ye verdiği en büyük zararlardan birisi siyasi partilerin kapatılması ve özellikle doğuda, güneydoğudaki güçlü siyasi kimlikler, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi, MSP, diğerlerinin de ortadan kaldırılması oldu. Bu durum Türkiye bugün anlaşılmasını ben umuyorum ama çok büyük zarar vermiştir. Ve bizim geçmişte bölgede gerçekten güçlü bir tabanımız vardı. CHP'nin ilkelerine, değerlerine, sosyal demokrasinin anlayışına bağlı yurttaşlarımız vardı. Diğer partiler için de bu vardı. Arkasından gelişen süreçte biliyorsunuz özellikle 12 Eylül'ün yarattığı baskı ortamında, yani Türkiye'nin genelinde bir baskı ortamı oluştu ama Doğu'da, Güneydoğu'da daha ağırlıklı bir baskı ortamı oluştu. Ve oradaki sıkı yönetim düzeni de olağanüstü hal kavramı ya da rejimi altında çok uzun süre, yani 12 Eylül rejiminin Türkiye'de sona ermesine rağmen Türkiye'nin bir bölgesinde bu olağanüstü durum çok uzun süre devam etti. Bu gerçekten siyasi sosyalleşme için bölgeye çok büyük bir zarar verdi. Bunu görmek lazım. Birinci nokta budur. İkincisi, bahsettiğiniz 80'lerin sonu, 90'ların başı çok kritik bir evre gerçekten. Şimdi orada biz 89 raporu diye biliniyor ama aslında 90'da kabul edilen rapor, SHP'nin raporu. Orada çok önemli bir açılımı ortaya koyduk. Yani Türkiye'de aslında meselenin özünün bir, bugüne çok benziyor yine, bir topyekün demokratikleşme sorunu olduğunu ortaya koyduk. Şimdi bunun arkasından 91 seçiminde biz bölgede ciddi başarı sağladık. Ama benim 91 sendromu dediğim olay biraz bununla ilgili. Bir yandan da Türkiye'nin batısında SHP'nin oylarında bir gerileme oldu. Evet. Bugün yani CHP'nin çok güçlü olduğu bazı iller, örneğin Aydın gibi, Bursa gibi, Kocaeli gibi, Edirne gibi birçok ilde SHP milletvekili çıkaramadı. Şimdi bunun yarattığı bir travma oldu. Yani bir de şunu eklemek lazım. Hep içinde geçmişte CHP kökenli olan politikacılar yine SHP'nin içinde kaldılar. Ama bir kısmı biliyorsunuz, yanlış hatırlamıyorsam 14 milletvekiliydi, ayrıldılar. Şimdi orada da kötü bir deneyim verdi Türkiye. Genel olarak o milletvekilleri de kötü bir deneyim verdi. Türkiye'de kötü bir deneyim verdi. Onu söylemek lazım. Ve sonunda SHP ile HEP'in bağlarının kopması gibi bir gelişme ortaya çıktı. Ama bununla sınırlı kalmadı. Arkasından bu bizim çizgimizin, SHP-CHP çizgisinin sadece oradaki partiyle değil, bölgeyle bağları koptu. Yani kritik olan nokta burasıydı. Yani bu 91 sendromunun en büyük sorunu budur. Yani Kürt meselesiyle ilgilenmeme tavrı ya da o partiyle bağların kopması tavrı, genel olarak bölgedeki milyonlarca seçmen de bizim partimizin bağlarının kopması sonucunu verdi. Peki diyorsunuz yani bugün ne değişti? Şimdi bugün şöyle bir güven ortamı oluştu. Hemen herkes Türkiye'deki sorunun özünün bir demokrasi sorunu olduğunu anladı. Yani bu HDP için de böyledir. Yani Türkiye'de bu açılım sürecinde şöyle bir anlayış vardı. Ne yazık ki. Türkiye'nin bu çağdaşlaşma, modernleşme, demokratikleşme tarihine bir topyekun eleştiri yapılıyordu.
Ve yine bununla birlikte ne kadar Türkiye'de kötülük varsa hep bu Sayın Erdoğan'ın deyimiyle, onun tırnak içinde söylüyorum, CHP zihniyeti diye söylediği çerçevede başka kesimlerden de destek de buluyordu. Ve şunu da hatırlatmam gerekli, bir demokratikleşme programı yerine iki akımında, yani AK Parti ve Kürt politikacılar için söylüyorum, kendi bölgelerinde hegemonya kurması. Bundan bir çözümün olması Türkiye'de anlayışı vardı. Bunun duvara tosladığı, arabanın devrildiği görüldü. Bunu herkes gördü. Bunu AK Partililer de gördü, HDP'liler de gördü. Ve CHP'nin tezi, yani meselenin özü demokratikleşmedir kardeşim. Demokratikleşme ve hakların arınabilmesi için, hakların elde edilebilmesi için demokratik kanalların açılması. CHP'nin tezinin doğru tez olduğu göründü. Bu birinci nokta. Diğer taraftan özellikle son seçimlerde Sayın Erdoğan'ın açıklamaları Kürt yurttaşlarımızı çok rencide etti. Şimdi benim şöyle bir gözlemim var. Kürtler çok saygılı insanlar. Yani evlerine gittiğiniz zaman, derneklerine gittiğiniz zaman, ziyaretlerde bulunduğunuz zaman bunu açıklıkla görüyorsunuz. Çok saygılı ve bir yanıyla da çok civanmert insanlar. Bu çok doğru. Ama böyle saygılı insanlar olarak, doğal olarak sizden de Murat Bey saygı bekliyorlar. Yani kendilerine saygı gösterilmesini, kendi kimliklerinin, anlayışlarının, hayat tarzlarının da saygı görmesini bekliyorlar. Ama Sayın Erdoğan'ın özellikle bu hani yallah Kürdistan'a falan gibi ifadelerle yaptığı açıklamalar Kürtleri çok rencide etti. Ve bu kadar saygılı olan ve saygı görmeyi bekleyen, şerefine çok düşkün insanlar olarak böyle bir mesele ortaya çıktı. Burada tabii yine bizim partimizin, yani özellikle İstanbul'daki kampanyayı da Sayın İmamoğlu da burada zikretmek gerekli, bir seçenek haline gelmesi Kürt yurttaşlarımız için, yani bir yanıyla bu çözüm sürecinin duvara toslamasının, arabanın devrilmesinin ortaya çıkardığı sonuçları aşan bir şey oldu. Yani bizim Kürt yurttaşlarımıza saygılı bir parti olduğumuz, onların anlayışına, kimliğine saygılı bir parti olduğumuz göründü ve İstanbul'da biz yani çok geniş bir şekilde Kürt seçmenlerden, başka yerlerde tabii ama başta İstanbul'da destek aldık. Bu bize bir şey gösterdi. Yani günün sonunda Türkiye'nin çok temel bir meselesine el atmadan, bununla ilgili konuşmadan iktidar olmak mümkün değil. Evet. Ve Türkiye'nin sorunlarını görmezden gelmek mümkün değil. Ve biz tekrar hatırlatayım, o benim 91 sendromu diye söylediğimiz sendrom artık bizim için ben sona erdiğini düşünüyorum, evet. Görüyorum. Ve bu Türkiye için bir fırsat. 89 raporu, 90'da açıklanan, onaylanan CHP'deki Kürt raporu, ana dilde eğitimden yerel yönetimlere kadar pek çok aslında dönem için çok devrimci imzalar taşıyan bir metindi. Çok da tartışılmıştı. Şimdi bu yeni dönemde CHP'nin, sizin de aralarında bulunduğunuz bir grup tarafından yeni bir Kürt raporu yazdığına dair, çalıştığına dair bir kulis bilgisi dolaşıyor. Böyle bir rapor hazırlanıyor mu ve 89'dan ileride mi olur, geride mi olur? Hele hele bu son açılımdan sonra onu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bizim 2015'te hatırlayacaksınız bir raporumuz var. Evet. 22 soru, 22 cevap. Evet. Aslında meselenin özüne dokunan ve CHP'nin fikriyatıyla ta Atatürk'ten günümüze gelen yaklaşımı ya da uyumlu bir çizgi orada var. O bakımdan tabii günümüzün koşullarına göre o 22 soru 22 cevabın revize edilmesi, yani bana sorarsanız yeterli bir noktadır. Ama derin de başka bir şey var Murat Bey. Yani raporlar bir yanıyla bir arşiv belgesinden, evet, öteye bir anlam taşımayabilir. Mesele duygularla ilgili. Yani insanlar sizi gerçekten temsilcileri görürlerse, onların hayat tarzının, çıkarlarının, fikirlerinin, değerlerinin temsilcileri görürse o ilişki mümkün oluyor. Şimdi ben hep anlattığım bir örnek var. Belki izleyenler için bir tekrar olacak ama benim çok da sevdiğim bir örnek. Bilirsiniz bu İsmet İnönü asker kaçağıdır diye meşhur bir dedikodu Demokrat Partililerin çıkarttığı bir şey vardır 50 yıllar Türkiye'sinde. Bizim şöhretli bir Cumhuriyet Halk Partili, Allah rahmet eylesin, Turan Güneş, o dedikoduyu çıkaran Gölcük'te bir yerel politikacı onu buluyor. Diyor ki, ya diyor yapma etme İsmet Paşa, işte o, yani general efendim, milli mücadelenin kahramanı, yani asker kaçağı olacak, nasıl olacak yani, sen niye böyle şeyler söylüyorsun falan. Diyor ki, bak diyor efendi, sen diyor hukuk profesörüsün,
Ben diyor senin gibi anlatamıyorum diyor derdimi. Ama biliyorum ki diyor senin parti beni temsil etmiyor. Senin parti bana göre iyi parti değil. Bana göre iyi olan parti bu. Beni temsil eden parti bu. Ben diyor böyle anlatıyorum derdimi. Sen diyor karışma orasına. Şimdi özetle şunu demeye çalışıyorum. Yani politika önerileri, metinler falan bunu önemsiz değil. Açılım sağlıyor. Daha siyasete meraklı kesimler ilgileniyor. Bunlar doğru. Ama işin özünde bana sorarsanız duygular var. Ve gerçekten hissetmesi insanların. Bu parti layıkıyla bizim hakkımızı savunur. Erdoğan'ın bu baskılarına karşı, zorlamalarına karşı dik durur ve bizim hakkımızı, hukukumuzu savunur. Şimdi bunu insanlar hissederse, bu duygu ortamı oluşursa zaten bununla ilişki de destek de oluşuyor. Benim görebildiğim bu, benim izleyebildiğim kadarıyla Türkiye'de temel mesele şu. Bu çok kritik. Bakın özellikle 12 Eylül'den sonra yine aynı şeye dönüyoruz. Yani Türkiye'deki bu otoriter dönemlerin Türkiye'ye verdiği büyük zarara dönüyoruz. Şöyle bir durum ortaya çıktı. Kürt kesimde bir ciddi ayrımcılıkla karşı karşıya kalma, ezilme sorunu ortaya çıktı. Ancak özellikle bu AK Parti döneminde Kürt yurttaşlarımızın daha muhafazakar eğilimli olan kesimlerinin yaraları bir ölçüde sarılabildi. Yani işte nasıl sarılabildi? Çatışmalardan uzak kaldılar. Aileleri çatışmalardan uzak kaldı. Ve tabii işte bölgedeki ticaret odaları, sanayi odaları eliyle başta olmak üzere bir takım ekonomik açılımlar falan mümkün oldu. Ama diğer kesim için, yani 12 Eylül'de ve öncesine götürün, daha sol eğilimli ya da seküler eğilimli kesimler için böyle bir yaralarını sarma durumu ortaya çıkamadı Murat Bey. Bakın burası çok kritik. Yani şimdi birçok araştırma var. Örneğin bir tanesi Mesut Hoca'nın Kürtler ne istiyor başlık gelişme yayınlarından çıkmıştı. Önemli bir araştırma. Şimdi bakıyorsunuz gerçekten Kürt yurttaşlarımızın çok büyük bir kesimi bir şekilde bu çatışmadan etkilenmiş. Ya bir yakınını kaybetmiş ya efendim kötü muameleyle karşı karşıya kalmış bir şekilde etkilenmiş. Ve hiç azımsanmayacak bir kesim. Ve yine bir taraftan da bu kadar uzun yıllar çatışma ortamı olunca bir ekonomik gelişme mümkün olmamış. Yani işsizlikten, hayat pahalılığından çok daha doğrudan etkilenmişler. Tarımsal alanlar boşalmış falan bir büyük yıkım, insani yıkım. Şimdi bunun tamir edilmesi lazım. Yani bunun tamir edilmesi lazım. Bu yaraların sarılması lazım. Bir rehabilitasyon lazım. Milyonlarca yurttaşımızdan bahsediyoruz. Mersin'de, Adana'da, İstanbul'da, Diyarbakır'da, Mardin'de. Şimdi bu insanlarımızın ya gerçekten sorunları var. Yani çocukları ölsün istemiyorlar. Çocukları ömürlerini hapiste geçirsin istemiyorlar. Onlar da hayata eşit bir yurttaş olarak katılmak istiyorlar. Ekonomik faaliyetlerin içerisinde aktif olarak bulunmak istiyorlar. Sosyal güvence istiyorlar. Talepleri var. Yani bunları görmek lazım. Bakın bunu siyaset yoluyla sağlayabiliriz. Yani şimdi AK Parti'nin zihniyeti bildiğiniz gibi benden olanlar ve olmayanlar ayrımına da dayanıyor. Yani Sayın Erdoğan çıkıyor meydanlarda. İşte diyor millet burada. Geri kalanlar onlar diyor illet, zillet. Şimdi böyle bakıldığı zaman gerçekten Kürtlerin bir kesiminin gerçekten dışlandığı ve oradaki yaralı durumun daha da kanadığı bir ortam var. Şimdi bunun değişmesi lazım. Evet. Bunun değişmesi lazım. Bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Yani Türkiye'de biz insanlarımızı, yurttaşlarımızı toplumsal hayata nasıl katacağız? Ekonomik hayata nasıl katacağız? Burada siyasette görev düşüyor. Biz yani bir siyasi partiyiz. Biz bir güvenlik örgütü, devletin polisi, istihbarat teşkilatı falan değiliz. Onlar gibi ele alamayız meseleyi. Biz yurttaşlarımızı nasıl aktif yurttaşlar haline getiririz? Nasıl toplumsal hayata daha fazla katarız? Türkiye'deki ekonomik ortamı nasıl iyileştiririz? Biz bununla ilgiliyiz bir siyasi parti olarak. İşin doğası da bunu gerektiriyor zaten. Burada son bir soru soracağım size. Öyle kapatalım istiyorum. Hep kıyılara sıkışmış son dönemde parti, sizin için, CHP için söylenen, işte batıdaki parti falan. Mehmet Ali Aybar'ın meşhur bir lafı vardır. Hepimiz biliriz. Bey takımının partisi not almıştım. Kitapta da siz zaten bu noktaları tartışıyorsunuz. Bey takımının partisinden CHP son dönemde ezilenlerin, Elin Asırlıların, Kürtlerin, dışlanmışların partisi haline gelme konusunda niyetli mi? Çünkü bunu belki hani catch all the parties diye bir şey vardır evet, ya. Onunla evet. da belki beraber herkes için mi yoksa daha farklı bir, daha solda daha farklı bir yapı olarak mı? Son olarak da sizden bunu cevaplayacağım. Çok güzel ya. Ben öteden beri tutarlı bir şekilde yıllardır aynı şeyi savunuyorum. Bizim Türkiye'deki yani CHP'ye ihtiyaç şudur. Güçlü bir sosyal demokrat parti. Eşitlikten,
özgürlükten, demokratikleşmeden yana bir parti. Çağdaşlaşmadan yana olan bir parti. Biz bunu sebatkar bir şekilde savunmalıyız. Biz sosyal demokrasiyi savunmalıyız. Sosyal demokrasi, yani özündeki eşitlik fikri ve demokratikleşme fikri aslında hiç düşünülmediği kadar geniş kesimlere açılma imkanı da sağlıyor. Ayrıca Türkiye'de malum bir gelişme oldu. Bir icracı başkanlık sistemine geçildi. İki turlu bir seçime geçildi. Burada zaten çok önemli bir değişim var. Yani siz bir takım ittifaklarla gidiyorsunuz zaten seçimlere. O bakımdan yani bizim kendi fikriyatımızı, kendi öz fikriyatımızı, çağdaşlaşmayı, demokratikleşmeyi, eşitliği savunmamız lazım. Zaten savunuyoruz yani. Onunla ilgili bir şey yok. Şunu demeye çalışıyorum. Yani biz bunu yaptığımız zaman ve doğru bir ittifak stratejisini uyguladığımız zaman zaten Türkiye'nin bu kriz ortamında siyasetin aktığı yer, yani suyun aktığı yer belli. Yani biz iktidara doğru gidiyoruz. Yani çok açık bir manzara var orta yerde. Özetle ben sorunuzun özündeki meseleyi anladım. Ancak benim kanaatim, ben yıllardır bu görüşteyim. Çok böyle farklı noktalara gitmeye falan gerek yok. Bizim fikriyatımızın özü zaten o geniş birlikteliği sağlayabilir. Zaten bakın İstanbul seçimlerine, değil mi? Bakın efendim Adana'ya, Mersin'e, Ankara'ya, başka şehirlere. Onu görüyorsunuz zaten. Ya bu nasıl sağlanıyor? Yani bir yandan milliyetçi eğilimli milyonlarca seçmen oy veriyor. Demokratikleşme talebine oy veriyor. İktidarın sınırlanmasına, Türkiye'nin bir otoriter tek adam rejimine yuvarlanmamasına oy veriyor. Kürt kimliğini yaşamak isteyen, bunu önemseyen milyonlarca yurttaşımız da oy veriyor. Bu nasıl oluyor? Yani CHP'nin klasik tabanı da oy veriyor. Nasıl oluyor? Özünde bu anlayış var işte. Yani demokratikleşme, eşitlik. Bu bir sorun değil özetle. Onu demeye çalışıyorum. Türkiye'de bir ciddi mesele tabii şu. Ne yazık ki siz çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Yani bu fikirleri açmak, fikirleri tartışmak. Bu yapılmıyor siyasette ne yazık ki. Yani siyaset bir sağırlar diyaloğu şeklinde. İşte siz bir şey söylüyorsunuz, karşıdaki bir şey söylüyor. Herkes kendi mahallesini izliyor, kendi mahallesini dinliyor. WhatsApp'ta, Twitter'da, başka mecralarda hep kendine benzeyen insanları takip ediyor. Etkileşim, iletişim olmuyor. Değil mi yani? Bu çok kötü bir manzara Türkiye için. Biraz yani kitapta anlatmaya çalıştığım bilgi krizinin de özünde bu var aslında. Bu durum var. Yani siyasetin özü insanları yeni fikirlere kazanmaktır Murat Bey. Yani tabii şunu da eklemem gerekli. Biz 1920'lerde Atatürk'ün yaptığı, sonra İnönü'nün yaptığı, sonra Ecevit'in yaptığı o günler için yeni fikirlerdi. Şimdi biz de izliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'yla. Bizim bugün yaptığımız da 21. yüzyıl için yeni fikirleri oluşturmak, toplumun önüne koymak. Ben yani kitabın adını da kökler derken ona işaret etmeye çalıştım. Bizim bu CHP'nin geçmişteki büyük başarıları dünyada eşsizdi, benzeri yoktu. Yani CHP milli mücadeleyi yaptığı zaman, cumhuriyeti kurduğu zaman bunun gibi bir örnek gelişmekte olan dünyada yoktu. Ya da İnönü demokrasiye geçtiği zaman tek örnekti dünyada böyle bir toplumda. Ya da sosyal demokrasiyi Ecevit Türkiye'nin gündemine getirdiği zaman böyle bir devlet partisi kökeninden gelip dünyada öyle bir saygın konum elde etmiş bir sosyal demokrat parti yoktu. CHP bunları başaran bir parti oldu. Bugün de bakın bütün dünyada bir antidemokratik dalga yükseliyor. Her tarafta otoriter liderler popülizm almış yürümüş. Buna karşılık Türkiye'de son seçimlerde bir demokratik dalga yükseliyor. Bu çok önemli. Ben kitapta onu not ettim. Hani var ya bir ifade bizde. Olmayiler ki derya içre olup derya bilmezler. Biz içinde yaşadığımız için yani sudaki tabii balık misali anlamıyoruz olan gelişmenin önemini. Çok önemli bir şey oluyor Türkiye'de. Yani bütün dünyada bir otoriter dalga yükselirken Türkiye'den bir demokratik dalga yükseliyor. Bu müthiş bir olay. Müthiş bir olay. Bunu tabii uluslararası topluma da daha iyi göstermek lazım. Türkiye'deki bu demokrasiyi savunma anlayışını, yani milyonlarca sıradan insan bu anlayış için mücadele ediyor. Bu çok önemli, çok kıymetli bir şey. Evet. Hem kitap enteresan, hem söyleşimiz enteresan. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Için. Çok faydalı oldu. Sağ olun efendim. Efendim CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre'ydi konuğumuz. T24'te programlara devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.